Kitabın başında diyorsunuz ki bu kitap Osmanlı'nın tüm gerçek torunlarını adanmıştır. Osmanlı'nın gerçek torunları kim? Biziz. Cumhuriyete sahip çıkan, kadının toplumdaki değerini anlamış, dünyada var olan herkesi bir kadının doğurduğunu anlamış ve bu yüzden de eğer anneyi köleleştirirsen çocuğu da otomatik olarak köle yapacağına uyanmış. Çünkü kölelik anneden geçer. Herkes, biz, cana sahip çıkan, ağaca sahip çıkan, hayvana sahip çıkan, çocuğa sahip çıkan, hayata sahip çıkan, Allah'ın yarattığı cana değer biçmemesi gerektiğini anlamış olan herkes. Peki Osmanlı'nın gerçek olmayan torunları olmalı. Gerçeğin altını çizdiğiniz için. Gerçek olmayan torunları kim Osmanlı'nın? Onları ben teşhis edemiyorum. Ama şu son... Orada bir gönderme yapıyorsunuz. Şu son gibi. Evet yapıyorum. Şöyle bir şey var. Kendi yaşadığım şeylerden söyleyeyim size. Ben zamanında Atatürk'le ilgili 23 Nisan'da ya da işte bizim milli bayramlarımızda bir paylaşım yaptığımda ki o zaman kitap yazmıyordum, yazar değildim. Hiç kimse değildim yani. Bir vatandaş olarak paylaşım yaptığımda bile bundan 10 sene öncesini söylüyorum size. İnternet üzerinden çok ciddi tacize uğradığımı deneyimledim. Yani Atatürk'le ilgili bir paylaşım yaptığınız zaman değişik hesaplardan önce küfürlü müfürlü özelden falan çok ciddi böyle problemler yaşıyordunuz. Bunu bu tip paylaşımları yapan insanlar bilirler. Bilmiyorum kim olduklarını. Tahminlerim var. Nedir tahmininiz? Kitapta anlattığım gibi dünya politikası öz kaynaklar üzerine kurulmuş bir politika. Yani aslında burada kültürler işte ya da birbirimizin işte geçmişteki birbirimize olan düşmanlığımız ya da işte dostluğumuz hiçbirisinin etkisi yok. Burada etkisi olan tek şey var. Öz kaynakları olan bir ülkeyseniz eğer öz kaynaklarınızın ele geçirilebilmesi için bir takım senaryolara alet edilir hale geliyorsunuz. Dünyadaki öz kaynak savaşının merkezinde bulunan ülkelerden bir tanesiyiz. Kitapta da uluslararası komplolardan bahsediyorsunuz zaten. Türkiye üzerinde evet. Oynanan. Ama ondan önce dediniz ki Atatürk'le ilgili paylaşım yaptığımda hakaretler alıyordum. Evet, çünkü bir İkisi arasında nasıl bir bağlantı? Şöyle, şimdi aslında Indus Vadisi dünyanın en eski vadisi ve Indus Vadisi'nde olan Indus Vadisi'nde bulunan çok özür dilerim. Lütfen. Indus Vadisi'nde bulunan en eski antik yazıtlar insanlıkla ilgili en eski bilgi veren şey. Fakat biz bunu niye bilmiyoruz? Çünkü İngilizler Hindistan'ı, Afganistan'ı sömürgeleştirdikleri zaman, o bölgeyi, Indus Vadisi dediğimiz bölgeyi sömürgeleştirdikleri zaman, sorunuza geleceğim, şimdi oradan buraya bağlayacağım. Şöyle bir şey fark ettik. Eğer bir ülkeyi sömürgeleştirmek istiyorsan, o ülkede yaşayan insanların ortak değerini bitirmek zorundasın. Yani Atatürk'ü bizim ortak değerimiz bitirmek isteyen aynen. Yabancılar mı bitirmeye çalışıyor? Bu konuda parmakla gösterebileceğim bir şey yok. Ben sadece yani şöyle söyleyeyim size. Öz kaynaklarımızı kim sömürmek istiyorsa kolay bir şekilde halkta direnç bulmadan onlar Atatürk'e saldırıyorlar. Aynı kişiler. Onlar kimse eğer. Öz kaynaklarımızı sömürmeyi bir ajende haline getiren kişiler kimse onlar. Yani Türkiye'de onlar yerli değiller, milli değiller, dışarıdan bir amaçları var diyorsunuz. Bilmiyorum, ajanlarla dolu bir ülkeyiz.